Merhaba Akü Sütü TV izleyenleri, yayınımıza hoş geldiniz. Değerli konuğumuz bizlerle birlikte Kemal Albayrak. Sayın Albayrak, hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Evet, biz teşekkür ederiz zamanınızdan ayırdığınız için. Ha. Tabii geçen haftadan beri gündemi bir hayli meşgul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu son seçim çıkışı var. Erdoğan bunu tabii daha önce de söylemişti. Siz de bunu takdir edersiniz tabii ki konuşmanızda. Bu bir duygusal bir mesaj mı, bir kopuşu tekrardan bir araya getirmek mi? Çünkü emeklilerin durumu ortada. Bir de sosyal medyada çarpıcı olan kendi yandaşlarından ciğerimizi söktün reis naraları atanlar mı dersin, yalvarıp yakaranlar mı dersin? Diğer taraftan da aslında baktığınızda normalde son seçimi. Ama en çarpıcı olan Erdoğan bunu söyledikten sonra ilgili bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilebileceğine yönelik çıkışları oldu. Siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Halil Bey şöyle bir söz vardır. Entrika sarayında oyun bitmez diye. Burada tabii çok yönlü değerlendirmek lazım. Aslında çok kişi kendi penceresinden bakıyor. Ben de farklı bir yapıdan bakacağım. Eğer Türkiye'de zaten Cumhurbaşkanlığı seçimleri hep bu şekilde bir takım belirsizlikler içerisinde oldu. Hukuk dediler, hukukçular olamaz dediler. Muhalefet Partisi bu konuyla ilgili nasıl olsa biz kazanacağız ümidiyle hukuki tavır üzerine bir eylem veya bir buna benzer bir takım yolları denemediler. Netice itibariyle de şimdi geldi. Bunlar kademe kademe geliyor. Bunlardan biri bir duygusallık olabilir. Yani bakıyor anketlere, bütün bunlara rağmen gerçekten Türkiye'de aslında siyaset çoraklaştı muhalefetiyle iktidarıyla. Çoraklaştığı için insanlar rakibine de veya tarafına da kerhen oy veriyor. Yani o hale geldiler. Özellikle muhalefet kanadında böyle. Çünkü bir çözüm odaklı bir muhalefet anlayışı göremedi. Ekonomik sıkıntılar var. Alabildiğine dış dünya ile ilişkiler var. Şimdi burada çok ilginçtir bu tip şeyleri. Hani bir zamanda bir Göbels vardı ya. Göbels çok bu tip şeylerde çok öndeydi. Bugün Göbels gelse bunların eline su dökemez. Şimdi Tayyip Bey'e de bu planı uygulatıyorlardır. Yani kendiliğinden söylenmiş bir hadise zannetmiyorum. Birincisi bir acıma konusu olabilir millete karşı. Bak böyle işte reis gidiyor hemen akabinde bir bakıyorsun Birimen mızıkacılar gibi işte tekrar aday olur. İşte tekrar şöyle olacak. Böyle vesayetin bir ürünü. Bir defa Cumhurbaşkanlığı seçimi havasına büründü. Burada bir mahalli idareler seçimi var. Mahalli idarelerde aslında mahalli yerelin sorunları görüşülmesi gerekirken, ortaya konulması gerekirken sanki bir genel seçim havasına bindirdiler. Ve özellikle de bunu İstanbul üzerinde yapıyor. Çünkü İstanbul'da tedirginlik var. Öyle veya böyle şu anda herhalde onlar anketlere falan bakıyorlar. Anketlere baktıkları için de AK Parti'nin veya bugünkü iktidarın her geçen gün biraz daha bu konuda eridiğini gördükçe yeni yeni şeyler çıkarıyorlar. Bugün müydü, dün müydü? Şırnak'ta da yeni bir gabarda petrol buldular yine. Her seçimde bir şey buluyorlar. Keşke bu petrolü de eğer Hayırlı olsun. buldularsa hayırlı olsunlar da emeklilere verseler de emekliler Evet. biraz pencerelerini açsalar da şu kış kıyamette rahat etseler. Yahu Entrika Sarayı'nda oyun bitmiyor. Şimdi bu birinci konu. İkincisi zaten yasaya uyarak böyle bir şey yapılmıyor ki. Yani hangi seçim yasalara uyulduğu olarak tam milletle mutabakat bir şekilde oldu? Hayır, muhalefet de buna itiraz etmedi biraz. Sadece seslendirmeler oldu. İşte aday olamaz şudur budur denildi. Bir defa benim bildiğim Tayyip Bey eğer elinden imkan gelirse devamlı surette aday olmak ister. Hatta bu kafayla torununu düşünen bir yapıdır. AK Parti'yi kurduğumuzda biz ne kadar söylemlerde bulunduydu. İki dönemden başka kimse oturmayacak, kimse olmayacak. Buraları babalarının oturma yeri değildir, koltuk yerleri değildir. Eğer bununla ilgili tezatları sayarsan binlerce üniversiteye tez konusu. Yani inandırıcılığı yok. Ne yapacağı belirsizdir. Şu anda yaptığı iş
acaba bu seçimde büyük illeri, özellikle de İstanbul'u alabilir miyim diye bir çaba var, endişe var. Çünkü öyle zannediyorum ki mahalli idareler seçimlerinde bir başarı olmazsa, başarısız olursa bu millet bu kadar ekonomik sıkıntılardan, işte keyfi idareden kurtulmak isteyen zorlayacaklar, genel seçimlere gidecekler. Bir de Tayyip Bey'in ortaya koyduğu hadiseler, bugünkü tablo, dış dünyada bu seçimleri meşru olarak göstermek. Bakın bu millet bizi istiyor diyerek öyle bir göstermede bulunmak. Yoksa adil bir seçim yok ki, bütün devlet imkanları, bütün erzaklar, bütün alabildiğini, emniyetinden, askerinden, polisinden, efendim istihbaratından, araç gereçlerden her şeyi kullanan bir yapı. Bu böyle bir iktidar. Biz böyle bir seçimi hiçbir zaman görmedik. Bırakın bakanlar bile, 3 tane bakan her seçimde istifa ederdi. Maalesef bugünkü tabloya baktığınız zaman tamamen rekabet unsuru dışında, muhalefete bir defa yasal haklarını bile vermeyen bir yapıyla gidiyorlar. Bu da buna rağmen tedirginliği getiriyor kendileri. Bir de bu iktidardan gittikleri zaman gerçekten çok büyük suçlar işlendi. Acaba bu suçlar bize yansırsa, bu uygulamaları, mevcut uygulamaları bize gösterirlerse emin ol %99'u suçlu olur bunların. Böyle evet. Bir endişe de var, böyle bir sıkıntı da var. Bundan dolayı yeni yeni şeylerle asıl gündemi saptırma hareketlerdir bu. Yani bir gündem var. Nedir gündem? Açlıktır, sefilliktir, öğrenciler okuyamıyor, emekliler aç, mafya, kara para, kırmızı bültenle arananlar, dış dünya ile ilişkinler, bir bakıyorsun Rusya ile ilişki, bir bakıyorsun Amerika ile, bir bakıyorsun Suriye ile. İşte Amerika ile savunma sanayi ile ilgili bir takım talepleri yalvarır derecesinde. Gidiyorsun onların direktifiyle, çünkü vesayet altında Sisi'ye gidiyor 12 yıl sonra. Neler neler, yani hangi şey dediyse tersini yapıyor. İnandırıcılığı kalmıyor. İşte bundan sonraki hadisesi de, acaba bu millet beni tekrar böyle bir üzülür de getirir. Çünkü AK Parti de kişiselleşti artık. Tayyip Bey'in özel bir mülkü gibi oldu. Özel mülkü gibi olunca Tayyip Bey gittiği zaman ona dayananlar var. Şimdi Nezden Tevi'nin bir şeyi vardır. Fasulyelerdir hep boyu uzar, sıra dayanarak uzar derdi. Şimdi Tayyip'e dayananlar, bunlar da makam kapanlar, işte bakanlar, bakanlık da kalmadı da ve imtiyazlı sınıflar tamamen kendilerini Tayyip Bey'e endekslediklerleri için de böyle bir yapıda aman ha daha çok sarılalım, bak ha Tayyip Bey bırakıverirse biz de perişan oluruz diyen bir kesim var. Bu anlayış anlayış değildir. Bakalım Enrique Sarayı'nda oyunlar bitmiyor. Bundan sonra neler göreceğiz? Bakalım. Evet. Şimdi Entrika Sarayı'nda oyunlar bitmiyor. Çok güzel bir tanımlama. Tabii bir taraftan da bir eski tabirde bir zübük zübükzade mevzuları var. Romanlara ve filmlere de konuk olmuş. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimiz zübük siyasetçilere itibar etmez dedi. Şimdi kimler zübük gibi hareket ediyor? Siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Şu an Türk siyasetçileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani zübükleşme var mı Türk siyasetinde? Hem muhalefetinde şimdi, hem iktidarında. Halil Bey, siyasetin temel amacı ayrımsız, ben sen demeden ortak ilkelerde, ortak münazara veya müzakerelerle yeni ülkenin geleceği için, insanların geleceği için, gençliğin, kadınların, insanların refahı için, genel siyaset anlayışı ve yereldeki sorunları, dışarıya karşı olan sorunları çözme sanatıdır. Ama öyle bir hale getirdiler ki bu kişiler kim olursa olsun söyleyenler aynaya bakıyorlar, kendilerini görüyorlar, kendilerinin hareketlerini başkalarının üzerine atıyorlar. Şimdi böyle bir yapı, kimisi zübüktür, kimisi başkadır. Ya dil ve üslup o kadar çok önemliydi ki. Dil nefret dili oldu. Siyaset bu anlayış değil. Bak Batı'da, gelişmiş ülkelerde siyasi seçimlere bakın. Bu derece böyle saltanatlar, agresif laflar, kin, nefret söylemleri olmaz. Ben Amerika'da bir vesile bu Biden'la Trump'ın seçiminde orada bir şey olarak gördüm, tesadüf.
Bakıyorsun üç tane madde konuşuyor. Hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar. Nedir? Refah diyor, demokrasi diyor. Bir de o zaman kürtaj konusu biraz daha problemli herhalde ki onun üzerinde duruyorlar. Şimdi burada din, iman, bayrak gidiyor, geliyor, bölündük. Ülkeyi işgal ediyorlar. Yani o kadar yalan yanlış bilgiler var ki toplumun nabzını da buna göre algılarla yönlendiriyorlar. Mitolojilerle, işte filmlerle, falcılıkla, yani her şeyle böyle bir siyaset anlayışı bilimden, akıldan, demokrasiden, hukuk ve ahlaktan yoksun. Ha bunu yaparken iktidar sanki muhalefet bunlara çok mu farklı bir şey söylüyor? Hayır. Öyle bir hale geldi ki ya siyaseti rant pazarı haline getirdiler. Rant pazarı. Çalma sırası bizde, servet devletten gelir. Bu anlayışla ilimden, akıldan, bilimden yoksun bir siyaset anlayışı. Siyaset bu değildir. Siyaseti çoraklaştırdılar. Toplum da şu anda böyle bir yapıya uydukları için, yani gördükleri için maalesef yeni bir arayış bekliyor ama şu anki tabloda da keren olsun, sevmeyerek de olsun, sevmediğinin karşısında gidip az sevmişe oy verecekler. Yani bu anlayış, bu kafa kafa değil. Velhasıl çağ dışı kafayla da çağ dışı işler yapılmıyor. Yenileşme yok. Siyasette bir yenilik, bir gelişim yok. Terakki yok. Ya millet aya gidiyor. Efendim teknoloji gelişmiş, akıllı zekalar, işte sanayide, bilimde, üniversitelerde kalkınmalar dururken sen de maalesef böyle bir şey yok. İşte dışa bağımlısın. %70'e yakın Avrupa'yla ithal ürünler var. Kendi köyünde tarım bitmiş. Efendim samana kadar dışarıdan alıyorsun. Et dedi, süt dedi. Bunlar dahi dışarıdan alıyor. Ve ciddi manada bir sıkıntı var. Gençlik üniversiteyi bırakıyor. Ya 10 bin lira alan bir emekli Allah aşkına şu devirde geçim yapabilir mi? Ve kendisi de geçenlerde diyor ki emeklere işte olanı vereceğiz. Çünkü bütçede para yok. Peki vergi aktarımlarını getirdiğin insanlara bir bak. Soygunları yapan insanlara bir bak. Dışarıya para götürenlere bir bak. Bir sene evveldi ya devletin masa söyledi. Türkiye 500 milyar doların üzerinde bir para transferi. Dolar dolar. Bunu götürdü diyor. 22 yıllık bunun döneminde yapılanlara bir bakın. 22 yılda toplanan vergi 2,5 trilyon doların üzerinde. Hiç kimse bunun nereye gittiğini soramıyor. Desise pazarı oldu. Saydam yok, saydamlık yok, denetim yok. Tek adam sistemi. Bir bakıyorsun Merkez Bankası yarın gece olmuş almış, bir bürokrat almış. Üstelik de şöyle bir alışkanlık oldu. Tabii hepsi tebaası oldu sanki. Evet, arz üzerine beni affedin görevden diye bir anlayış getirdiler. Ya kendi belediyelerini bile. Dikkat edersen bu belediyelerde mantık vardır, denetim olur, soruşturmalar olur, suçlular olur, kanun, hüküm budur. Buna göre belediyeler alınır. Yeri geliyor kafaya göre kayyum atıyor, keyfi bir idare. Yeri geliyor kendi insanını ağlayarak hatırlayın. Bir belediye başkanı ağlayarak istifa etmişti mecburiyet karşısında. Büyük şehirler Ankara dahil çok belediye ne yaptı? İstifa etti. Peki niye istifa etti bile aydınlanan. Sırlar ülkesi oldu. Skandallar ülkesi oldu. Maalesef Türkiye'de bunlar da kademe kademe geldi. Muhalefetin eksikliğinden geldi. Bakın 17-25 Aralık. Halen konuşuluyor. Ya ayakkabı kutularında dolarlar neler neler ortaya çıktı. Bunu geçmişe ait başbakan da söylüyor. Konuşursam yer yerinden oynayan diyen bir insan. Böyle bakıyorsun. Sadece üzeri kapatıldı. Ha, bunlar açılmayacak mı? Açılacak. 15 Temmuz'la ilgili çok ciddi bir takım bu işlerde görevli insanlar, içeride yatanların bir takım konuşmaları var. Hiç kimse demiyor ki ya bu konuşmaları bir değerlendirelim. Neyin nesidir? Uluslararası mahkemelerde gözlemci olsun. Bunlardan bir kurtulalım diyen yok. Velhasıl skandallar ülkesi olduk. Bu da bu iktidarın başarısıdır. Evet, burada da ya Ankara ve İstanbul özelinde değerlendirmenizi istiyorum. Nasıl görüyorsunuz adayların performanslarını? Ankara ve İstanbul üzerinde değerlendirmeyi sorarsam ikisi de sanki iktidar kaybedecek gibi bir izlenim var. Niye? Buna ekonomik sıkıntılar, efendim usulsüzlükler, haksızlıklar, milletin canına da tak dedi.
Bundan dolayı da kaybedeceğini anladıkça bir baskı kullanıyor devlet imkanlarını. İşte basını tekelleştirdi, TRT'yi tekelleştirdi, her alanı tekelleştirdi. Araç gereç, devlet imkanları bu korkunun eseridir. Ama bütün buna rağmen bir tepki var. Bana göre iktidar bu çok yerleri de öyle de Ankara ve Büyükşehir'i kaybedeceği, yani İstanbul'u kaybedeceği düşüncesindeyim. Bu görünen köy kılavuz istemiyor. Çünkü sıkıştıkça bunlar başka şeylere yelteniyorlar. İşte devlet imkanları kurdukça da hata yapıyorlar. Hata üzerine hata. İşte sıkıştı mı ya Gazze'ye sarılıyorlar ya Gazze derken bir takım imkanlarla ticaret yapıyorsun. Bunu kendi insanların söylüyor. Ticareti durdur. Ama yok maalesef. Milleti aptal yurduna koyuyorlar. Bu millet yeri gelir dersini verir. Ben ikisinde de kaybedeceği, iktidarın kaybedeceği düşüncesindeyim. Evet. Yani millet ders verebilir ama kesinlikle muhalefetteki liderler bahsettiğiniz umut da vaat etmiyorlar. Yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili aslında bir boşluk da oluşturuyor. Çünkü muhalefette dolduracak olgun insan, siyasetçi, devlet yapısından gelen, halkı anlayan, halkın dilinden konuşan, manipüle etmeyen, şu anki profillerin hepsi de eskidi. Özellikle de bu masanın dağılmasıyla beraber masanın aktörleri aslında bence çok büyük bir itibar kaybı yaşadılar. Bunu kendilerinin de aslında bilmesi lazım ama herkes koltuğuna yapıştığı için Türkiye'de bir değişim olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim dedikleri şey aslında pek bir değişim veya dönüşüm oluşturmadı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun bir kadrosu gitti, diğer kadrosu geldi. Ve kendi kadrolarındaki insanlar da aslında Kılıçdaroğlu'nun eski kurmaylarından oluşan bir takım insanlardan, CHP'nin kök değişmiş, hani oraya ne derler, çıpa atmış insanlarıydı. Yani Türkiye böyle dönüşebilir mi? Şu anki siyasette, yerel seçimde de bir Türkiye ittifakı üzerinden işte HDP ile ya da DEM Parti ile İYİ Parti'nin tabanına mesajlar göndererek ayakta tutmaya çalışıyorlar. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları 2019'un rüzgarıyla Millet İttifakı'nın da getirdiği o güç birlikteliğiyle her ne kadar seçim kaybedilmiş olsa bile şu an bir popülerlikleri var. Ama bir sonraki dönemde bunlar hepsi ters yüz olacak. Yani Türkiye'nin geleceğini muhalefet açısından nasıl görüyorsunuz? Halil Bey, şimdi İbni Haldun'un bir sözü var da, insanı açlık öldürmüyor, alıştıkları tokluk öldürüyorlar. Şimdi bu siyaset Türkiye'de maalesef eski alışkanlıklarını hiç bırakmıyorlar. Yani eski alışkanlıkları derken şunu söyleyeyim. Siyasi anlayışta bir geleneklere doğru giden bir siyaset anlayışı var. Burada bu geleneklere giden siyaset anlayışta bilimsel ve akla dayanan bir siyaset yapısı yok. Nedir? Duygusallık, din, geleneğe ait bir siyaset anlayışı bugünkü iktidarın yaptığı gibi. Bir de efendim karizmatik bir siyaset anlayışı. İşte gördük, karizmatik olanı da gördük. Asıl olan yasal ve gerçeklere dayanan, bilime dayanan bir siyaset anlayışı maalesef yok. Siyaset alanları bir rant kazanç alanları haline geldi. Diyorum ya, servet devletten gelir, çalma sırası bizde. Bu yerele de yansırdı. Merkezde zaten var, yerele de yansırdı. Dikkat ederseniz siyasi partiler kesin ideolojik mantıkla %100 alabilecek yerlere kendi birinci derecede yakınlarını getirdiler. Göstermelik de işte bazı yerlerde anketlerle böyle adaylar gösterdiler. Bu kafa kafa değil. Yani bu gece kondu kafasıyla rezidans yapılmaz. Bunlardaki düşünce maalesef bu. Akla, bilime, mantığa uygun bir siyaset anlayışı değildir. Demokratiklik yok. Dikkat ediyorum, bunlar üstten itibaren bunu görenler muhtarlığa kadar sıçradı. O kadar paralar harcanıyor ki, ya diyorum ki ben, buraya aday olan insanlar, o otobüsler, o reklam araçları, neler neler. Ya bu paranın kaynağı nerede Allah aşkına? Var mı sorgulayan? Yok. Demek ki ranta için geliyor. Rant. Yani rant pazarları oldu siyaset. Siyaset böyle bir şey değil. Mesela Halil Bey, dijital sistemi ekonomide kullanıyorsun, devlette kullanıyorsun. Niçin siyasette kullanmıyorsun? Mesela illerde her partinin şatafatlı illeri, beldeler niye orada dijital bir yapıya dönüştürmüyor? Siyasi yasada, siyasi partiler yasası niye değiştirilmiyor?
Çünkü değişilmiyor. Bu otoriterliğe giden bir yapı. O iktidar içinde, muhalefet içinde. Bu bir. Bir de en büyük sıkıntı şu. Ben bir seçmen olarak, bir vatandaş olarak ya benim üzerimden pazarlık yapıyorlar. İlkelerde pazarlık değil. İşte görüyorsunuz A Parti, B Parti ile 3 milletvekilliği, belediye başkanlığı haseleri ne oluyor? Gayri samimi muhabbetlerin de ayrılığı tez olur. Görüyorsunuz işte Cumhur İttifakı'na destek olan işte Refah filan bugün ne oldu? Tam tersi. Niye? 3 belediye benden olsun, 4 belediye milletvekilliği. Ya bu anlayış milletin hayrına değil ki, milletin refahına değil ki. Açlığı, yokluğu, faili meçhulleri, kara parayı aklayanları, bunları düzeltiriz diyenler yok ki. Gençliğin umudunu yitirdiler, gençlik. Ülkeyi terk ettiler. Yaşanmaz bir ülke haline getirdiler. Eğer sınırlar açık olsun, inan bu güzelim ülkede kimse kalmayacak. Bunlar utanç tablosudur. Bunlarda utanma, arlanma diye bir şey yok. Böyle bir siyasi yapı, böyle bir anlayış olmaz. Akıl ve bilimi gerektiren bir siyasi yapı yok. Bu iktidarda da bu hastalık var. Muhalefette de var. Sıkıştı mı bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek. İşte bözü bölüyorlar. Ya iş barış yok, iş barış. Ergenekon, Balyoz, Alevi, Sünni, Kürt yok. Şimdi de bir FETÖ çıkarttılar. Kendinden olmazsan herkes FETÖ. Maalesef herhalde onun da modası geçti artık yani. Onun yani da modası geçti de bunlarda bir anahtar gibi. Kimisini makama getiriyor. Mücadele ettim diyor. İmam camide bir suç işliyor. Bana FETÖ kumpas kurdu diyor. Bir başka şey oluyor. Bunlar maalesef bunlar akıl erdirecek gibi değil. Yani yerelin sorunu, gençliğin sorunu, kadınların sorunu. Efendim kalkınma nedir? Gençliğe hangi vaatler verilebilir? Üniversitelerde makaleler var mı? Bilimsel var mı? Yargı mahalle hukuku oldu. Nasıl? En önemli bir devletin temelini oluşturan konulardan biri yargıdır. Yargı bağımlı hale getirdiler. Kendileri açıklıyorlar. Kendi birimdeki insanlar bura bir rüşvet ağı oldu diyenler görüyorsunuz hep adliyeli saraylarından duyuyoruz, ediyoruz. Peki bunu inceleten var mı? Hayır. Bilim yuvaları kadrolaşma hareketi oldu. Kurumlar dinsel ve ideolojik yapıların ayrı bir paraleli haline getirdiler. Evet. A kurum şuna ait, B kurum buna ait. Maalesef o da var. Zaten din bunlar için bir bütün kirlilikleri kapatan bir araç haline geldi. İşte camilerde kendilerine göre bir düzen kurdular. İmamlar devamlı iktidarın propaganda aracı haline getirdiler. Oysa ki din kimseye bağımsız olan, kimseye bağlı olmayan bir ferdi bir inançtır. İnsanların hayatında, yaşamında kalite katan bir anlayıştır, bir fikirdir, bir inançtır. Peki. Ama maalesef tüm kötülüklerde kutsallarla bastırma ve kapatma aracı haline getiriliyor. Bu anlayışla yerel yönetimlerden bu çıktı. Dikkat ediyorsan sanki bir genel hava içerisinde, sanki Türkiye'nin her yerinde muhalefetle Tayyip Bey belediye başkan adaylığı çarpışıyor. Yani isimlerini falan duyduğumuz İmamoğlu biraz popüler konuma gitti. İleride acaba bu bir takım işte Cumhurbaşkanlığı ve benzeri bir partinin başına gelebilir mi diye bir düşünce var. İşin ilginç tarafı da siyasi partilerin içerisinde de bir gruplaşmalar, ekipleşmeler var. Niye? İmamoğlu yakın zamanda bir kongre oldu. Karşı taraftaki insanlar bu sefer kendi insanları da olduğu halde ona karşı olanlar var. Öbürü öbürüne karşı. Yani bir desise pazarı gibi oldu. Gerçekten siyaseti utanılacak bir hale getirdiler. Rant yeri haline getirdiler. Pazar, borsa pazarı, siyaset, kazancın borsa. Nasıl çıkacağız biz bu girdaptan? Bunlardan şöyle çıkılır Halil Bey. Bir defa siyasette şatafat olmayacak. Bunlar siyasi partiler yasasını değiştirmekle olur. İki, düşünen insanlar bu derece pislik ve çöplük haline gelmiş siyasetten kurtulmadığı müddetçe siyasi düşünürler girmez. Oysa ki siyaset iyi bir şeydir. Siyaset çözüm yeridir. Ahlaklı bir siyasetin olması lazım. Siyaset ayrım yapmaz. Muhalefetiyle, iktidarıyla, ortaklaşa olarak, müzakereyle ülke meselelerini gündeme getirip ve buna çözüm arayan bir yapıdır. Dost düşman anlayışı değildir. Av avcı mantığı değildir. Siyaset bir tarafı kazanırken bir tarafı yok etme anlamı değildir. Bir de
bu siyasetten kazançları maalesef milli servete katkı da yok. Siyasette çaldıklarını götürüyorlar. Bakarsın ya o Avrupa ülkelerine ya işte Amerika'ya, İngiltere'ye hepsi meydanda bunlar gözüküyor. Bu anlayıştan kurtulmanın yolu yeni bir siyaset anlayışı. Bir, ideolojik mantık olmayacak. İdeolojik mantık, siyaset beşeri bir ilişkidir. Dini söylemleri siyasete katmayacaksın. Beşeri bir ilişkidir. Beşeri olan ihtiyaçları giderir. Toplumsa kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan ve kurumların bağımsız bir derecede, bağımsız olarak herkese bir vatandaşlık kavramıyla eşit olan, bu hizmetlerde muhalefet veya iktidar şeyi gütmeden ahlaki bir yapıdan, bir anlayışla siyasetin olması lazım. Bir, şatafatların olmaması lazım. Mesela keşke adaylar televizyonlarda 10 dakika, 20 dakika projelerini anlatsalar eşit olarak, millet bunları dinlese, ki Avrupa'da böyledir. Yani ilçe teşkilatları bile yok. O binalar, o görkemli binalar. Ya Allah aşkına buraya aday olan insanlar, trilyonlarca para harcayanlar niye gelir belediye başkanı adayı olurlar? Niye olurlar? Ya çalma sırası bizde. Yani düşünen mi var? İyileri tenzih ediyorum, namuslu insanları tenzih ediyorum. Bir zamanlar her belediyede şu yazırdı. Bu belediyede rüşvet alan da, veren de melundu. Şimdi herhalde öyle bir noktaya geldi ki almayan da vermeyen de melun anlayışı getirdiler. Bu kafa akıldan, bilimden yoksun. Sadece şahsi çıkarları ön plana tutan bir anlayış. Siyasetin bundan düzeltilmesi lazım. Siyasete aklı selim insanların, düşünen insanların, herkesin ilgi duyması lazım. Eğer siyaset cehaletin eline gelirse bu millete de fayda gelmez, ülkeye de fayda gelmez. Kişisel çıkarları milletin çıkarlarından, toplum çıkarlarından üstün tutarlar. Bunlar zor değildir. Bunlar elbette ki çözülür. Nasıl çözülür? Devlet kesesinden o mantığı çıkarırsın. Ya ne demektir? Devlet kesesinden işte partilere para veriyorsun. Kimin parasını? Benim razım var mı? Ben de vergi veriyorum. Böyle bir rıza var mı? Bunları kaldıracaksın. Bunları kaldıracaksın. Mesuliyet olacak. Efendim her siyasi partiye üye. Amerika'da var mesela. Cüzi bir miktar para veren bunun hesabını da soracak. Böyle bir yapı yok ki bizde. Aman yarabbi. Ya belediyelerde resimler, o otobüsler, o kiralar. Ya zehir zıkkım olsun bunları kullananlar. Herkesin hakkı var. Dağdaki çobanın da hakkı var. Benim de hakkım var. Kapıdaki hizmetlinin, öğretmenin, genç insanların, işsizin bile vergileriyle bunları el kesesinden, tabii el kesesinden hava atıyorlar. Zehir zıkkım olsun. Hakkımı da helal etmiyorum. Bu tip kamu kaynaklarını yiyenlerden, hırsızlardan, soygunculardan bunların çözümü kolaydır. Bunların çözümü devlet az yönetecek, çok denetleyecek, saydamlık olacak ve adalet olacak. Adaletin olmadığı yerde her türlü ahlaksızlık diz boyudur. İşte adalet olmadığı için düşünen insanlar hapishanede. Ya bir memlekette 2 milyon 200 bin terörist olur mu? Hapishanelerde insanlar ölüyor. 900'ün üzerinde insan intiharlar var. Tecavüzler konuşuluyor. Yani bunları denetleyen var mı? Hangi siyaset anlayışı? Bunları açık açık raporlarda dile getirenler var. Ya bunları inceleyen var mı? Hangi siyasi parti mensupları, milletvekilleri gitsinler cezaevlerine? Gitsinler, doğru mu değil mi? Bunları bir araştırsınlar. Bu kafa kafa değil. Böyle bir siyasi anlayış olmaz. Bu siyaset eski alışkanlıklar. Din, iman, ideoloji, Allah, kitap. Ya bunları bırakın artık, bunları da. Filanca yerelin su sorunu var. Turizm sorunu var. Projelerinizi koyun. Mekanları yok ettiler. Denizin içerisine ev yaptılar ahlaksızlar. Bir katta 5 kat, bir tarafta 30 kat. Böyle bir ahlaksızlık var ki kimin hakkını kimden alıyorsun? Mekanlar, iklim değişti, iklim. İklim değişti. Efendim her vilayette rant alanları, imarlar neye uydurdular? Kendilerinin yaptığı yasaya uydurar. Bunlar etik değildir, etik. Doyumsuz, doyumsuzlar bunlar, doyumsuz. Doymazlar, mümkün değil. Bunların bir öbür dünya hadisesi de yok. Bunların inancı da yok. Bunlar ayrı bir dinin mensupları, ayrı bir inancın mensupları, ayrı bir ideolojinin mensupları. Yağma düzeni, keyfi idare. Ama şunu da söyleyeyim, çok suç işliyorlar. Halil Bey, çok suç işledikleri için çok korkuyorlar.
Korktukça da yeni suçlar işliyorlar. Eğer o güç gittiği an, Tayyip Bey gittiği an eyvah diyorlar, biz ne olacağız? Çünkü yaptıkları ortada. Bunlar devlet arşivi kaybolmaz. Devlet arşivi çıkar bir gün. Muhakkak çıkacaktır. Bunların yanına kar kalmayacaktır. Ondan dolayı dikkat edin, hırsızların çoğu gayrimeşru olarak paralarını ya İngiltere, Avrupa, Yunanistan, işte hırsızlık adı geçenler, bir bakıyorsun Yunanistan'dan bile ev mülk alıyorlar. Yani helalinden değil ki. Kendi çocukları oralarda geziyorlar, rahat ediyorlar. Fakir fukara çocuklar da aman ha din elden gider. İşte siz dininizi öğrenin. İmam hatiplere yönlendir. Ben imam hatipe karşı olan değilim. Camilere karşı olan değilim ama bunlar bir ölçü olması lazım. Buralarda da akıl kullanılacak. Kölelik olmayacak. Köle yetiştiren bir düzenle bu işler yürümüyor Halil Bey. Siyaseti bu noktada düzeltmek lazım.